İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal Fırat ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Elazığ'ın yetiştirdiği çok değerli bir bilim adamımız konuğumuz olacak. Bize formasyon eğitim hakkında bilgiler verecek, uzaktan eğitim hakkında bilgiler verecek, eğitim fakültesi hakkında bilgiler verecek. Hemen konuğuma geçmek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız sağ efendim? Teşekkür ediyorum Metin Bey, sağ olun. Sizler? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, Elazığ'da bilinen bir insansınız. Değerli bir bilim adamısınız. Önemli bir insansınız bizim için, Elazığ için. Tanımayan izleyicilerimiz böyle ufak bir sizi tanıyabilir mi hocam? Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ben Mehmet Nuri Gömleksiz. Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda fakültede Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesiyim. Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı'nı da dekanlıkla beraber yürütmekteyim. Evet. Şimdi kıymetli hocam, Eğitim Fakültesi dekanısınız. Birkaç tane konumuz var bugün. Ama önce Eğitim Fakültesi'nden başlayalım istiyorum. Eğitim Fakültesi'ni izleyicilerimize tanıtmak için neler söylersiniz acaba? Evet. Eğitim Fakültesi, üniversitemizde çok eski bir fakülte olarak nitelendirilemez. Bizden sonra kurulan bazı fakülteler de var. Dolayısıyla çok genç olduğumuzu da söyleyemeyiz. Eğitim Fakültesi 9 Eylül 1997'de kurulan, 1998 yılında da ilk öğrencilerini alan bir fakülte olarak eğitim öğretime başlamıştır. İlk öğrencileri sınıf öğretmenliği programı öğrencileri olarak alınmış. Bir süre sınıf öğretmenliği programıyla devam ettikten sonra fakültenin diğer bölümleri sırayla peyderpey açılarak bugünkü haline gelmiştir. Metin Bey, biz fakülte olarak ilk kurulduğumuzda bizim kendi fakültemize ait bir binamız yoktu. Ben hemen hemen fakültenin ilk kuruluş yıllarından beri fakültede öğretim üyesi olarak çıraklık, kustalık hepsi aynı yerde oldu o zaman, evet, değil mi? Yani fakültenin ilk hocalarındanım. Dolayısıyla fakültenin geçmişten günümüze geçirdiği bütün aşamaları, yaşadığı bütün dönemleri yakinen bizzat biz de içinde bulunarak, yaşayarak bugünlere geldik. Tabii ki her kurumda olduğu gibi üniversitede, birçok kurumda diyelim, İlk kuruluş aşamasında bizim de bir binamız yoktu kendimize ait. Üniversitemizdeki, özellikle rektörlük yerleşkesindeki Fen Edebiyat Fakültesi o zamanki ismiyle orada bir zemin katta bir yerde eğitimine devam ederek başladı. Çok bölümün çıkış noktası sanki Fen Edebiyat'ın içi oldu. Mesela beden eğitimi bölümü bir ara oralardaydı, evet, değil mi hocam? Evet, eğitim evet. Fakültesi oralardaydı. Evet. O bina birçok şeye ev sahipliği yapmıştı. Konukluk yapmıştır. Doğrudur. Yani kadim bir fakültedir. Evet. Üniversitenin ilk fakültelerindendir. Bugün ikiye ayrıldı, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler Fakültesi. Orası çok değerli bilim insanları yetiştiren bir fakültedir gerçekten. Evet. Sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de öğretim üyeleri yetiştiren bir fakültedir. Evet. Biz de bu fakültenin zemin katında eğitim öğretim hayatına başladık. Tabii ilerleyen yıllar içerisinde fakültemizin de kendine ait binası oldu. Hatta bir binası olmadı. Şu anda iki binamız var. Hatta 2,5 binamız var. Daha sonra bir ek bina yapılarak fakültemiz teknoloji fakültesinin bitişiğinde üniversitemizin daha sonra yine yanımızda yapılan kütüphanesinin yanı başında eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekte. Metin Bey, eğitim fakülteleri kapasite itibariyle çok büyüyebilen, büyümeye çok müsait fakültelerdir. Çok sayıda bölüm içeren fakültelerdir. Yani temin edebilirseniz, açabilirseniz binlerce öğrenciyi alabileceğiniz kapasiteye sahip fakülte, eğitim fakülteleri. Biz Elazığ'da eğitim fakültesi olarak özellikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokula öğretmen yetiştiren bölümlerin açılmasına öncelik verdik. Yani üniversitemizin geçmişteki yönetimleri bu yönde bir yapılanmaya gittiler.
Bu doğru bir uygulamaydı. Çünkü ihtiyaç olunan ağırlıklı olarak ihtiyaç olunan alanlara öncelik vermek biraz daha bildiğiniz gibi makul bir durum. Bugün mesela bizim okul öncesi öğretmenliği programımız var. Şu anda çok ciddi ihtiyacın olduğu bir alan halen. Bugün bile böyle. Ben müsaade ederseniz bölümlerimizle ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi bizde bölüm yapılanmaları biraz normal diğer fakültelere göre bazen farklılık arz edebiliyor. Bizde çatı bölümler de var. Tek başına bir bölüm olan yapılar da var. Bir de çatı bölümler var. Bu çatı bölümlerin altında program dediğimiz, ana bilim dalı dediğimiz ama öğrenci alan bölümler var. Mesela bu bölümlerimizden bir tanesi temel eğitim bölümü. Temel eğitim bölümü iki programdan oluşmakta Metin Bey. Evet. Okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği. Normalde bunlar normal fakülte yapılanmalarında iki ayrı bölüm olarak ifade edilebilir, yapılanabilir. Temel eğitim bölümümüz var, altında iki programımız var. Matematik ve fen bilgisi eğitimi bölümümüz var. Bu da fen bilgisi öğretmeni ve matematik öğretmeni yetiştiren iki ayrı programa sahip. Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi bölümümüz var. Bu da Türkçe öğretmeni ve sosyal bilgiler öğretmeni yetiştiren iki programa sahip. Yani 3 bölüm, 6 program. Evet. Bunun dışında yabancı diller eğitimi bölümü var. Burada İngilizce öğretmeni yetiştiren bir bölümümüz var. Şey mesela yabancı diller yüksek okulu bölümümüz de var. Yüksek okul var, evet. Değil mi? İngilizce öğretmeni sizde mi yetişiyor, orada mı yetişiyor? Bizde yetişiyor. Yabancı diller yüksek okulu daha ziyade üniversitenin hazırlık eğitimi veren birimlerinin öğrencilerine hazırlık eğitimi veriyor. Bir de üniversite genelinde hemen hemen her yüksekokul ve fakülte öğrencisinin, sizin de öğrencilik yıllarınızda muhakkak almışsınızdır, almak durumunda olduğu yabancı dil derslerinin koordinasyonunu, evet, yürütür. Akademisyenler oradan geliyor. Eğitim fakültesi ise, eğitim fakültesindeki yabancı diller bölümü ise bundan bağımsız bir yapı. Burada bizim İngilizce öğretmenliği programımız var. Kendi hocalarımız var. Burada biz İngilizce öğretmeni yetiştiriyoruz. Evet. Böyle bir yapı var. Güzel sanatlar eğitimi bölümümüz var. Burada da resim iş öğretmenliği programı yer almakta. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümümüz var. Bu son yıllarda öğrenci alımı durdurulan bir bölüm oldu. Ama orada görev yapan öğretim üyelerimiz var, hocalarımız var. Bu hocalarımız akademik çalışmalarına devam ediyorlar. Lisans üstü eğitim yapıyorlar. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veriyorlar. Ayrıca tabii çeşitli projelerde, bilimsel çalışmalarda aktif olarak görev alan hocalarımız. Sadece öğrencisi yok ama öğretim akademik üyesi açısından bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü aktif bir bölüm, üretken bir bölüm. Peki hocam şeyi merak etmesem. Bir bölüm daha var müsaade ederseniz izninizle. O da benim aynı zamanda mensubu olduğum bölüm. Eğitim bilimleri bölümü. Eğitim bilimleri bölümü lisans düzeyinde bir programıyla öğrenci alan bir bölüm. 7 ana bilim dalımız var bizim. Bu 7 ana bilim dalından bir tanesinin lisans düzeyinde öğrencisi var Metin Bey. O da rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Kısa ismiyle PEDERE diye ifade edilen program. Bu bizim eğitim bilimleri bölümü bünyesinde yer alan bir ana bilim dalı. Öğrenci alıyoruz orada, rehber öğretmeni yetiştiriyoruz. Yeni bir bölüm mü hocam sizde açılan? Efendim? Yeni bir bölüm mü? Bu geçen sene ilk mezunlarını verdi. Yani bu Haziran itibariyle ilk mezunlarımızı verdik. Evet. Devam ediyoruz böyle. Evet hocam, şeyi aslında merak ettim orada. Mesela resim iş öğretmenliği var değil mi? Yetiştiriyorsunuz. Evet. Müzik öğretmenliği. Mesela konservatuvar var. Müzik öğretmeni işte yok, aynen müzik şey gibi. Müzik öğretmenliği programımız yok. Yok değil mi? Ama açmayı düşünüyoruz. Yani değil müzik mi? Öğretmeni. Şimdi konservatuvar
biraz misyonu itibariyle, yapılanması itibariyle farklı bir özellik arz ediyor. Konservatuvar mezunları da pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olabiliyorlar. Ama konservatuvarın kendisi öğretmen yetiştiren bir yapı değil. Müzik öğretmenliği müzik, ayrı bir yapı. Biz bu programı aşmayı düşünüyoruz. Bir de hocam bölümle alakalı şunu sorayım. Mesela en başından beri oradayım dediniz. Orada başladım. Bölüm fakülte sizinle beraber büyümüş. Öyle görünüyor. Şu anda da dekanlığını yapıyorsunuz o fakültenin. Bu kadar geçmişe sahip olmanız sahiplenme duygusunu arttırıyor mu? Ya da hani sonradan gelen de mutlaka sahipleniyordur. Mutlaka bir sahip duygusu hissediyordur ama böyle ilk başından itibaren orada olmanız farklı duygular içinde olmanıza neden oluyor mu hocam? Hiç şüphesiz. Ben biraz daha büyük çerçeveden isterseniz başlayarak söyleyeyim. Ben meslek hayatıma Fırat'ta başladım. 1984 yılında, yani 40 yılına doğru gidiyoruz maşallah meslekte. Dolayısıyla Fırat bizim için çok ayrı bir yere sahip, ayrı bir öneme sahip. Kişisel olarak, şahsi olarak biz Fırat'la, Fırat Üniversitesi ile büyüdük. Fırat'la var olduk. Çok şey borçluyuz bu üniversiteye. Hiç şüphesiz şehrimiz için de Fırat Üniversitesi çok büyük bir değerdir. Evet. Birçok bölümüyle daha geçmişi çok eskiye giden programlarımız var. Burada hem öğrenci yetiştiriyor, hem bilim insanı yetiştiriyor, hem de şehire ciddi katkılarda bulunuyor. Yani mühendislik fakültesiyle, tıp fakültesiyle, veteriner fakültesiyle, ilahiyat fakültesi, teknoloji bir hayli. Şu andaki ismi spor bilimleri fakültesi evet. olan daha önceki ismiyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile ciddi katkılar sunduğunu düşünüyoruz. Şimdi eğitim fakültesi özelliğine gelecek olursak hiç şüphesiz kendi adıma biz o fakülteyi hem fakülteyle büyüdük hem fakülte bizi büyüttü hem de biz fakülteyi büyüttük. Dolayısıyla eğitim fakültesi bizim için ayrı bir yer ifade ediyor, ayrı bir anlam ifade ediyor. Biz onunla varız. Orası bizlerle var. Bizim şahsımızla değil tabii. Orada çalışan çok değerli akademisyenlerimiz var. Çok kıymetli hocalarımız var. Orayı kendi ocağımız, yuvamız gibi biliyoruz. Ana yuva Fırat Üniversitesi. Onun içerisindeki dar çerçevedeki aile yapımızda eğitim fakültesi. Bu sahiplenme duygusu, yani o aidiyet duygusu evet. Ben şahsen kendimde öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Yüksek bir aidiyet duygumuzun olduğuna inanıyoruz. Fakültemizin de mevcut şartlarla yetinmeyip hep daha ileriye doğru gitmesi için bu anlamda bu aidiyet duygusuyla ve tabii ki görev bilinciyle, sorumluluğuyla gece gündüz çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız bu duyguyla fakültemize hizmet ediyorlar. Şimdi hocam ben de Fırat mezunuyum. Evet. Fırat Üniversitesi her zaman bizim için içimizde, ruhumuzda çok farklı bir yeri vardır. Çok doğru. Hani bu soruyu niye sordum? 2007 yılında ilk memur kadrosunda Erzincan Üniversitesi'ne atanmıştım ben. Gittiğimde üniversite yeni kurulmuş, rektör halen atanmamış, işte idareten bir genel sekreter atanmış. Böyle yeni daha oluşum içinde. 3 yıl çalıştım orada. 3 yıl sonra Milli Eğitim Öğretmenliği'ye geçtim. Belli düzenler kuruldu. Rektör atandı. İşte sistem kuruldu. Bizimle birlikte sanki böyle hani çocuk doğar, belli bir yaşa gelir, büyür ya. O yüzden halen daha Erzincan Üniversitesi kelimesi geçtiği zaman içimde böyle tatlı bir heyecan, tatlı bir mutluluk oluyor. O yüzden sordum. Hani birlikte büyüdüğünüz şey insana daha bir haz veriyor. Tabii daha ki, tabii ki. Veriyor. Yani bizim hayatımızda çok farklı bir yere evet. sahip gerçekten. Şimdi evet. Fırat Üniversitesi'nin Metin Bey şöyle bir yani çok özelliği var da böyle aklıma tabii. geldikçe söylemeye çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de birçok üniversiteye de kaynaklık etmiş bir üniversitedir tabii. Fırat. Tabii. Yani yetiştirdiği bilim insanlarıyla
kendisinden sonra kurulan üniversitelere öğretim üyesi kaynağı oluşturmuştur. Ayrıca üniversitemizde çalışan hocalarımız bu üniversitelerde yöneticilik yapmışlardır, rektörlük yapmışlardır, rektör yardımcılıkları. Tecrübeler aktarmışlardır tabii değil ki, mi hocam? Dekanlık yapmışlardır, idari görevlerde bulunmuş, halen de devam ediyor. Yani kurucu rektörlük yapan hocalarımız var. Sadece Fırat kendi içinde değil, kendi hinterlandında değil, çok geniş bir hinterlandda. Yani Türkiye'nin doğusu, batısı, Orta Anadolu'su, buralarda kurulan birçok üniversiteye öğretim üyesi kaynağı yetiştirmiştir. Evet. Böyle bir özelliği de vardır evet. Fırat'ın. Eğitim fakültesi hakikaten çok kıymetli, çok değerli evet. bir bölüm. Çünkü geleceğimizi inşa eden öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştiriyor. Evet. Bu çok önemli. Sizin gibi değerli, kıymetli bilim insanlarının da bu öğretmenlere ışık olması, bu öğretmenlere yol göstermesi çok önemli. Ben bu bağlamda size ve sizin gibi değerli akademisyenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ böyle olun. Güzel kıymetler, değerler yetiştirdiği için. Ben müsaade ederseniz Metin Bey, özür diliyorum. Fakültemizle alakalı, hem üniversitemizle hem fakültemizle alakalı bir özel durumu daha paylaşmak istiyorum. Elazığ kamuoyu aslında az çok bu bilgilere vakıf ama yeri gelmişken ben de bunu paylaşmayı istiyorum. Şimdi üniversiteler artık kendi içerisinde tabiri caizse liglere ayrılmış durumda. Yani her üniversite aynı potansiyelde, aynı statüde, aynı konumda değil. Yani çok eski üniversiteler var, daha sonra kurulan üniversiteler var, çok genç üniversiteler var. İşte malum çok isim yapmış popüler üniversiteler var. Şimdi bunların içerisinde kendiliğinden oluşan bir gruplama da söz konusu. Bunu zaten Yükseköğretim Kurulu da bunu tescil ederek üniversiteleri 3 kategoriye ayırdı. Başarı durumuna göre mi? Bu, yani genel anlamda başarı diyebiliriz ama bu başarı ifadesi alt bileşenlerine baktığımız zaman birçok faktörü içeriyor. Yani 30 başlık altında sizin başarı performansınızı yukarıda tutmanız lazım. Bu sahip olduğunuz fiziksel imkanlardan tutunuz, eğitiminizin kalitesinden, çevrenizle olan iletişiminize, sanayiyle olan etkileşiminize, topluma sunduğunuz katma değerlere kadar böyle 30 başlık altında değerlendirilen bir durum söz konusu. Şimdi burada üniversiteler bir araştırma üniversitesi olarak sınıflandırılmış durumda. Bu tabiri caizse süperlik. Evet. Bir de bundan sonra bir diğer kategori var. Birincilik. Evet. Yani bizim üniversitemiz şu anda Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasında çok az sayıda bulunan, araştırma üniversiteleri arasında yer alan bir araştırma üniversitesidir. Bu yönüyle de Fırat bizi gururlandırıyor. Tabii bu başarı hiç şüphesiz geçmişten bugüne, üniversitenin kuruluşundan itibaren bugüne görev almış tüm idarecilerin emeklerinin olduğu bir süreçtir. Tüm hocaların emeklerinin olduğu bir süreçtir. Bugün de mevcut yönetimde büyük bir ihlasla, canla, başla çalışmakta ve bu standardı yukarı çekmeye gayret etmektedir. Bizim fakültemize gelince, bizim fakültemizde de biz tabii fakültenin standartlarını olabildiğince yukarı çekmeye çalışıyoruz hep. Bütün gayretimiz bu yönde. Siz de biraz evvel belirttiniz. Öğretmen yetiştirme çok önemli bir iştir. Yani geleceğin nesillerini yetiştiren insanları öğretmenler olarak görüyoruz. Nitekim Atatürk'ün çok meşhur bir sözü vardır. Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz evet. olacaktır diye. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme sadece bir meslek sahibi insan yetiştirme ile sınırlı değil. Kesinlikle. Yani çok ciddi sorumluluğu olan çok önemli bir süreçtir. Biz de bu bilinçle fakültemizin standartlarını olabildiğince yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bizim fakültemizde şu anda 4 tane programımız akredite edilmiş durumda. Bu akreditasyon ayrı bir başlık tabii, ayrı bir konu. Akreditasyon bir standart meselesidir Metin Bey. Siz başvuruyorsunuz, sizin belli bir süre içerisinde
belli standartları yakalamış olmanız gerekiyor. Geliyorlar, değerlendiriyorlar sizi. O belli başlıklar altında standartlarınızın eğer arzu edilen düzeyde olduğunu görürlerse sizi akredite ediyorlar. Yani bir nevi sınıf atlıyorsunuz. Evet. Şu anda bizim fakültemizde 4 tane programımız akredite edilmiş vaziyette. Bir programımız da akreditasyon sürecinde. Önümüzdeki hafta ve bir sonraki haftada değerlendirme süreci var. İnşallah bu süreci de başarıyla geçersek 5. programımız da akredite edilmiş olacak. İnşallah hocam. Evet. Hocam biraz da böyle güncel konulara girecek olursak çok kötü bir deprem geçirdi evet. ülkemiz. Gerçekten hani bütün kamu kurumları elinden geldiği kadar bu yarayı sarmak için çalışıyor, gayret ediyor. Biz yine ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı, geride kalanlara evet. sabırlar dileyelim. Bu deprem sürecinden herkes bir şekilde etkilendi. Dolaylı ama direkt olarak ilimiz de etkilendi. Bununla alakalı eğitim konularıyla biraz konuşacağız ama öncesinde sizin direkt bir etkilenme durumunuz var mı hocam depremden? Yani biz de hiç şüphesiz kendi nasibimize düşen kısmı alabiliyoruz, alıyoruz. Bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehir çok şükür bir can kaybı vermedi. İki can kaybı dışında yani büyük bir afet. Hani afet yaşadık hakikaten. Ama bugün bildiğiniz gibi Elazığ'da çok ciddi ağır hasarlı binaların sayısı giderek artıyor. Evet. Ama yine de can kaybının olmaması işin en sevindirici yönü. Tabii ki daha aşağılarda bulunan ve komşumuz Malatya'da gerçekleşen büyük can kayıpları hepimizi çok derinden üzüyor, etkiledi. Ben de vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Allah bir daha bu tür felaketleri bu millete yaşatmasın. Tekrarından korusun inşallah. Evet. Şimdi hocam şimdi bu deprem sürecinden sonra üniversiteler uzaktan eğitim sürecine geçti. Üniversitenize uzaktan eğitim başladı mı? Başladı, evet. Başladı. Peki hocam daha önce pandemi döneminde bir uzaktan eğitim tecrübesi yaşadık ülke olarak. Şu anda deprem bölgelerinde sadece uzaktan eğitim var. O zamanki tecrübeler şimdi aktarıldı mı hocam? Ne kadar işinize yaradı şu anda uzaktan eğitim olmasında? O tecrübeleri kullanabildiniz mi hocam? Öğrenciler, evet. sizler? Şimdi tabii bu uzaktan eğitim uygulamaları pandemi süreciyle gündemimize düştü. Aslında Türkiye'de şimdi uzaktan eğitim konsepti Metin Bey aslında farklı. Yani uzaktan eğitim pandemiden önce de ülkemizde var olan bir uygulamaydı. Bu ayrı bir alternatif eğitim uygulaması. İşte açık öğretimle başlayan, şimdi açık ve uzaktan eğitim fakülteleri olarak faaliyet veren üniversiteler var. Bunlar zamanında eğitim hizmetinden faydalanmamış kişilere, işte iş hayatına atılmış, meslek hayatına atılmış kişilere bir yüksek öğrenim imkanı sunma düşüncesiyle biraz da hareket edildi ama şimdi tabii dünya çok değişiyor. Beklentiler çok değişiyor, standartlar çok değişiyor. İnsanlar bir fakülteyi bitirdiği zaman o fakültede edindikleri bilgilerle yetinmeyebiliyorlar. Yani çalışırken başka bir alana yönelip bir ilgi duyup ya da kendisini geliştirme ihtiyacı duyabilirler. Dolayısıyla bu tür uzaktan eğitim fakültelerine kaydolup eğitim alıyorlar. Ama şu anda bizim yürüttüğümüz, gerek pandemi döneminde gerek şu anda yürüttüğümüz eğitim aslında online eğitimdir, çevrim içi eğitimdir. Evet uzaktan yapıyoruz ama uzaktan eğitim formatı ayrı bir boyut. Onun bizim öğrencileri ayrı alınır. Evet işte. Ama oradan hareketle biz de uzaktan eğitim diyoruz buna. Şimdi Türkiye genelinde ki bu pandemi bütün dünyayı etkileyen bir süreçti. O yüzden adına pandemi dendi. Evet. O dönemde her taraf ve herkesin çok ciddi etkilendi. Yani ticaret bundan etkilendi, devlet yönetimleri etkilendi. Hayata dair ne varsa hepsi bu pandeminin etkisinde kaldı. Eğitim de hiç şüphesiz
çok geniş bir alanı kapsıyor. Yani eğitimin dokunmadığı bir ev yok. Bir ailede bir çocuk okuyorsa aile tümüyle eğitimle alakalı kişilerden oluşuyor demektir. Evet. Geniş bir sektör. Bir de Türkiye'de dünya genelinde de dünyanın akışına uygun olarak da Metin Bey eğitime çok ciddi bir talep var. Yani Türk insanı okumak istiyor. Çocuklarını okutmak istiyor aileler. Dolayısıyla çok geniş bir kitle var karşımızda. Şimdi pandemi döneminde bu eğitim boyutu tabii çok geniş kitleleri etkiledi. Ve biz şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Evet, pandemi diye bir sıkıntı başladı. Ama bir tarafta da işte devam eden bir hayat var. İnsanların eğitim süreçleri var. Bunu devam ettirmek gerekiyor. Tamamen okullar kapatılamazdı. Evet. Ve işte uzaktan eğitim yöntemiyle dersler verilmeye başlandı. O dönem büyük oranda bizim Fırat Üniversitesi biraz bu konuda daha şanslı. Yani uzaktan eğitim veren yapıları vardı. Yine bazı dersler yürütülüyordu aslında uzaktan ama bütün olarak tüm fakültelerin, yüksek okulların uzaktan eğitime geçmesi kolay bir şey değildi. Yani hocalar buna hazır değildi, yönetimler hazır değildi. Öğrenciler hazır değildi. Öğrenciler hiç hazır değildi. Evet. Bir de siz sonuç itibariyle belli teknolojik altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Öğrencinin belli teknolojik imkanları, bir cep telefonu, bir tabletinin, bir bilgisayarın olması gerekiyor. Fırat Üniversitesi bu konuda çok başarılı bir sınav verdi diye düşünüyorum. Bizim gerçekten altyapımız çok iyi. Teknolojik olarak bu isteğe cevap verebilir hale evrildi. Çok hızlı bir biçimde. Tabii ki sıkıntılar oldu, sorunlar oldu. Sıfır problemle işler başlayıp yürümedi. Ama adapte olabilme açısından çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum Fırat Üniversitesi olarak. Burada öğretim üyelerinin de potansiyelleri, yapısı çok önemli. Üniversitenin sunduğu imkanlar çok önemli. Ben hatırlıyorum, biliyorum, çok yakın geçmiş zaman. Üniversite o dönem bütün imkanları sunmaya çalıştı, sundu. Şimdiye geldiğimiz zaman bugün yine böyle bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalınca malumunuz üniversiteler uzaktan eğitime yöneldiler. Pandemi dönemindeki deneyimimiz bize bu konuda ciddi katkılar sundu. Yani şu anda ben mesela bakıyorum bizim üniversitenin genelinde ve fakültemiz özelinde sorunsuz bir şekilde dersler ilk haftadan itibaren başladı, devam ediyor. Pardon. Tabii hocam, buyurun. Mesela bugün benim sabahleyin 8'de başlayan 12'de biten iki ayrı dersim vardı. Uzaktan öğrencilerimizle ilk haftamız. Dersimize başladık, yürütüyoruz. Şu anda sorunsuz yürüdüğünü düşünüyorum. Ama gönlümüz şunu arz ediyor. Bir an önce bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan kurtulup öğrencilerimizle bir araya gelip yüz yüze, öğrenciler de okullarıyla, öğretmenleriyle, hocalarıyla buluşsunlar istiyoruz inşallah. Hocam. Şimdi hocam şu anda uzaktan eğitim süreci devam ediyor tabii. Ama üniversite olarak alınan karar mı ya da YÖK'ten gelen, onu siz daha iyi açıklarsınız. Bazı bölümler, uygulamalı olan bölümler yüz yüze devam ediyor. Özellikle formasyon eğitimi, değil mi hocam? Formasyon eğitimi alan öğrenciler uygulamalı derslerini yüz yüze yapma gereği diyorlar. Hocam formasyon eğitimine biraz girmek istiyorum. Formasyon eğitimi nedir hocam? Biraz açabilir miyiz? Evet. Şimdi önce bir konuya açıklık getireyim. Formasyon eğitimi dahil üniversitedeki bütün birimler uzaktan eğitime geçmiş durumda. Sadece uygulamalı eğitim veren birimler, uygulamalı dersler yüz yüze veriliyor. Bizim eğitim fakültesinde de öğretmenlik uygulaması dersimiz var. Öğrencilerimiz okullara uygulamaya gidiyorlar. Bu bir uygulama dersi olduğu için 4. sınıf öğrencilerimiz bunu yüz yüze almak durumundalar. Formasyon eğitiminde de
öğretmenlik uygulaması dersi var. Onun içinde öğrencilerimiz yüz yüze o dersi sadece, diğer dersleri uzaktan alıyorlar. Şimdi formasyon eğitimine gelince, Metin Bey, formasyon eğitimi, yani kısaca formasyon eğitimi diyoruz. Bunun tam adı pedagojik formasyon eğitimi. Bazı şeyler dilimize yerleşiyor. Tabii kısa hocam, yoldan kısa ifade ediyoruz. Halk dilinde evet. Formasyon direkt deniliyor. Evet. O yüzden de kajemize formasyon eğitimi evet. Nedir diye yazdık. Şimdi formasyon, pedagojik formasyon eğitimi bir öğretmen yetiştirme programıdır. Aslında öğretmen yetiştiren kurumlar eğitim fakülteleridir. Yani öğretmen olmak isteyen gelir, eğitim fakültesinin ilgi duyduğu bir bölümünü tercih eder. O programda eğitim alır. Sosyal bilgiler öğretmeni olur, fen bilgisi öğretmeni olur, Türkçe öğretmeni olur, İngilizce öğretmeni olur vesaire. Yani bütün öğretmenlik alanlarının büyük bir kısmı eğitim fakültelerinde var, mevcut ama her alan yok tabii. Şimdi Türkiye'de öğretmen yetiştirmeye kaynak oluşturan yapılar var. Eğitim fakültelerinin kendi bölümleri dışında başka fakültelerin öğrencileri veya mezunları da pedagojik formasyon eğitimini almak suretiyle öğretmen olarak atanabilme imkanı elde etmektedirler. Buna hangi bölümler bu imkanlardan faydalanır diye soracak olursanız, evet. Orada çok önemli bir ölçüt var Metin Bey. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı her yüksek öğretim biriminden mezun olan insanları öğretmen olarak atamıyor. Yani örneğin bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamadıysam, mesela jeoloji mühendislerinin öğretmen olarak atanabileceği bir alan yok. Ama işte bilgisayar mühendisinin öğretmen olarak atanabileceği alan var. Bilgisayar alanına atanabiliyor. Evet. Bilgisayar mühendisi normal fakülte eğitimini gördüğü dönemde bir mühendislik eğitimi alıyor. Hem ve bir mühendis olarak mezun oluyor. Ama mezun olduktan sonra öğretmen olmak istiyorsa pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma imkanı elde edebiliyor. Tabii bakanlık tamamen atama buna konumunda. Milli Eğitim hangi bölümün buna uygun olup olmadığını Milli Eğitim Bakanlığı evet. Veriyor. Bunun YÖK'le bir alakası yok değil mi? YÖK'le, yoksa var mı? Yok. Şimdi bakın şöyle, biz üniversiteler olarak ve eğitim fakülteleri olarak daha özele inelim. Hani öğretmen yetiştirmekten evet. Bahsediyoruz ya. Öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerinin işi. Evet. Bizler öğretmenleri, öğretmen adaylarını yetiştiren kurumlarız. Evet. Alıp istihdam eden Milli Eğitim ya evet. Da özel sektördeki özel öğretim kurumları. Evet. Bizim istihdamla bir ilgimiz yok. Biz sadece yetiştirme ile yükümlüyüz. Şimdi bir, kendi öğrencilerimizi yetiştiriyoruz öğretmen olarak. Bunlar geliyor birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar belli bir çerçevede derslerini alıyorlar. Okuyor. Bitirip öğretmen olarak diplomalarını alıp atanmak için bakanlığa bakanlıkta tabii malum belli dönemlerde kontenjanlar ilan ediyor. Bir de eğitim fakültesi dışındaki fakülte öğrencileri ya da mezunlarının pedagojik formasyon eğitimi almak koşuluyla öğretmen olma şansları var, imkanları var. Hangi alanlardan mezun olanlar ya da hangi alanlarda okuyanlar bu formasyon derslerini alabiliyorlar? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Talim Terbiye Kurulu'nun çok meşhur bir, bizim aramızda çok meşhur bir 9 sayılı kararı var. Bu 9 sayılı kararda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi alanlara öğretmen alabileceği belirtilmiş. Yani bakanlık diyor ki benim şu 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 alanlarda öğretmen atama gibi bir pozisyonum var. İşte X alanında Y fakültesinden mezun olanı ben formasyon alması kaydıyla öğretmen olarak atayabilirim ve şu 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 dersleri verir diye. Bunlar da çok net. Evet. Dolayısıyla
9 sayılı kararda 100'e yakın alan var. Bu alanlarda eğitim görmüş olanlar, mezunlar ya da halen eğitim görenler formasyon eğitimi alabiliyorlar. Eğer bu bakanlığın öğretmen atamaya esas alanlarında belirtilmemişse herhangi bir bölüm, orada bizim onlara formasyon eğitimi vermemiz söz konusu değildir. Çünkü bakanlığın böyle bir atama alanı yok. Bakanlıktaki o zaman bakanlığın öğrencilere vermek için belirlediği, yani milli eğitimdeki okuyan ortaokul, lise öğrencilerine veya ilkokul öğrencilerine belirlediği derslerle ilişkili olan bölümleri seçmiş o zaman, değil mi? Tabii sadece ki. Orada o dersleri anlatabilecek bilgi, beceriye sahip olmuş ama sadece formasyon eğitimi eksik olan öğrencileri tamamlamak için veriliyor. Evet. Peki hocam, fakültenizde okuyan işte atıyorum sosyal bilgiler öğretmeni veya işte sınıf öğretmeni farklı bir alan, farklı bir öğretmenliğe belli bir eğitim olarak geçebiliyor mu? Yoksa yok. Tek alanda mı? Geçemiyor. Yani sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni olarak atanabiliyor. Okul öncesi, okul öncesi öğretmeni olarak atanabiliyor. Çift anadal programları var. Bu çift anadal programlarında ikinci bir dalda ortak dersleri alanlar, o ikinci dallarda da öğretmen olarak atanabiliyorlar. Bunlar tabii o bağlamda belli dersleri öğrenciyken almaları gerekiyor. Şimdi Türkiye'de öğretmen yetiştirme eski bir tarihe sahip. Yani biz öğretmen yetiştirme konusunda ciddi bir birikime ve donanıma sahibiz. Ülkemizde ilk öğretmen okulları 16 Mart 1848'de kuruluyor. O zamanki statüsü ne? Yani Osmanlı döneminde Darülmuallimin yani üniversite mi şu anki yok, öğretmen yetiştiren kurum olarak başlıyor. Tabii bugünkü anlamda üniversite ile eşleştiremiyoruz onları. Ama öğretmen yetiştiren kurumlar olarak bunlar başlıyor. O günden bugüne çok çeşitli aşamalardan geçiyor. Oldukça farklı uygulamalar söz konusu. Ama sonuçta bugün geldiğimiz nokta itibariyle ülkemiz ciddi bir birikime sahip öğretmen yetiştirme konusunda. Bugün de bu birikimi kullanarak hem eğitim fakülteleri bünyesinde öğretmen yetiştiriyor, hem de eğitim fakültesi dışında biraz evvel bahsettiğimiz bakanlığın belirlediği alanlarda okuyan ya da mezun olmuş olanlara formasyon eğitimi vererek onların da öğretmen olmasına imkan sağlıyor. Peki hocam, o bölümde okuması yeterli mi veya son sınıfta mı olması lazım, mezun mu olması lazım? Evet. O bölümde olmasının dışında hangi şartlar taşıması gerekiyor? Şöyle Metin Bey, bu konuda YÖK'ün ve Milli Eğitim'in zaman zaman aldığı kararlar değişebiliyor. Özellikle tabii eğitim boyutunda YÖK ilgili bu konuyla zaman zaman kararlar değişebiliyor. Mesela daha önceki dönemlerde okuyan, hali hazırda eğitimlerine devam eden öğrencilere bu formasyon eğitimi verilebilirken son 2 yılda aldığı kararla sadece mezunlara pedagojik formasyon eğitimi verilebilir kararı alındı. Ama bu dönem itibariyle yine bir karar değişikliğine gidildi. Hali hazırda okuyan öğrenciler de artık öğrenimleri süresince birden dörde kadar fark etmiyor değil mi? Şöyle, ikinci sınıftan itibaren dersleri almaya başlayacak öğrenciler. Örneğin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümüne gelen bir öğrenci ikinci sınıfta iken pedagojik formasyon eğitimi derslerini almaya başlayacak. Dönemlere yayılmış halde, diyelim ki birinci dönem 2 ders alacak. Evet. İkinci dönem, yani ikinci sınıfın ikinci dönemi 2 ders alacak. Üçüncü sınıfın birinci döneminde 2 ders alacak. İkinci sınıfın ikinci dönemi öğretmen, böylece okurken bu dersleri... Beden eğitimi öğretmenliği hemen hemen aynı gider gibi oluyor. Gibi şey evet, oluyor. Evet, yani şimdi oluyor. Bir beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren bir öğretmenlik bölümü var. Bir siz galiba evet, oradan mezunsunuz. Evet, evet. Bir de bizim kendi Fırat özelinde konuşacak olursak... rekreasyon, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerimiz var. Buradaki öğrencilerimiz de
eğitim alırken bu dersleri alabilecekler. Yani nitekim biz başladık. Sayı sınırı var mı? Başvuranlar arasından bir eleme seçme? Yok. Şimdi daha önce şu anda iki tür formasyon eğitimi uygulanıyor. Süremiz çok kısıtlı. Evet. Bir iki sorum daha tamam. Biraz hızlı geçersek evet. Daha iyi olur. Bir kurs bitirdikten sonra kurs şeklinde alanlar, bir de hali hazırda eğitimlerine devam edenler. Evet. Kurs şeklindeyken belli kontenjan çerçevesinde alınıyor. Mezunları aldığınız evet. Öğrenci. Ama şu anda okuyan öğrencilerle ilgili olarak sadece kendilerinin talep etmeleri halinde evet. Biz bunları bu eğitime tabi tutuyoruz. Peki hocam, son olarak süremiz de azaldı. Böyle son 2-3 dakikamız. Bu formasyon eğitimin biraz içine girersek hangi eğitimleri alıyorlar? Neler var? Hangi eğitimleri alınca öğretmenlik yetisine sahip oluyorlar? Evet. Biraz da bunlara girelim. Böyle 2-3 dakikamız var, sonra tabii programımızı ki. Kapatalım hocam. Tabii ki. Şimdi formasyon eğitimi bir öğretmen yetiştirme programının gerektirdiği öğretmenlik meslek bilgisi derslerini içerir. Şimdi eğitim fakültelerinde ya da bir öğretmen yetiştirme programında 3 alanda yeterlik sahibi olması beklenir. 1- alan bilgisi, 2- öğretmenlik meslek bilgisi, 3- genel kültür. Şimdi pedagojik formasyon eğitimi meslek bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi ağırlıklı bir programdır. Burada mezunlarımız ileride öğretmen olduğu zaman bir öğretmen olarak nelerle karşılaşabilir, neler yani mesleği nasıl yürütecek? Buna ilişkin ders içerikleri var. Örneğin öğretim ilke yöntemlerini görüyor. Yani dersini anlatırken ne tür yöntemleri ve teknikleri kullanması gerekiyor? Ölçme değerlendirme eğitimi alıyor. Ölçmeyi, değerlendirmeyi nasıl yapacak? Sınıf yönetimi dersi alıyor. Sınıf yönetimi başlı başına özel bir alan. Yani kesinlikle. Bir öğretmenin bir konuyu bilmesi yetmiyor. Aynı zamanda o sınıfı yönetebilmesi hatta de gerekiyor. Hatta en önemlisi sınıfı yönetebilmesi. Tabii yani sonra. Evet. Bu önemli bir boyut. Bu şekilde günümüzde teknoloji çok önemli malum. Artık hayatımızı kuşattı. Öğretim teknolojileri dersimiz var mesela. Eğitim psikolojisi dersleri alıyorlar. Yani gelişim ve öğrenme boyutlu dersler alıyorlar. Yani bir öğretmen için bir sınıf ortamında gerekli olan öğretmenlik meslek bilgisine dair dersleri formasyon eğitiminde öğrencilerimize veriyoruz. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize, öğrencilerimize? Evet. Programımızı kapatalım sonra hocam. Ben yeniden tekrar bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönem dolayısıyla Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Sıkıntılı zor zamanlar yaşıyoruz ama bu millet çok daha zor zamanları yaşamıştır. Bunun da üstesinden gelecektir. Böyle bir inancımız, imanımız, gücümüz, potansiyelimiz var. Evet. Öğrencilerimiz için bu uzaktan öğretim döneminde derslerinden olabildiğince derslerini takip etmeleri, yararlanmaları, bu konuda meydana gelecek boşluklara çok izin vermemelerini istiyorum. Derslerini takip etsinler. Hocalarımız derslerini muntazam şekilde yapıyorlar. Öğrencilerimiz de derslerine girsinler. Derslerini takip etsinler. İnşallah kısa sürede toparlayıp öğrencilerimizle sınıflarımızla yine bir araya geleceğiz. Hocam geldiğiniz için, burada konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık diyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.